Ha tamam, Gelir abi. onu bir izlemem lazım Can ya. Çok hoşuma gitti çünkü. Şu an kendimi geri zekalı gibi hissettim. Evet. 350 tane zımbırtının olduğu yer bu. Sihirbazlık seti. Şöyle bir şey var. Tövbe estağfurullah. Şöyle bir s**kin bir şey var. Ekin kollama ayın 24'ünde geliyor Eskişehir'e. Bir tane Twitch programı yaparız burada, aksilik çıkmazsa. 25'inde Half-Life çekeriz. 26'sında Evrim editler. 27'si gibi de patlatırız. 26'sında ben yokum. Nasıl yoksun? Oldum şimdi güzel kardeşim. Sana ben bir hafta önce söyledim ya. Şeye, Düzce'ye mi? Yok, doğum günü var bir tane, ona gitmem. Şeyin mi Berkin? Berkin mi? Tamam. Aynen. Gördüm. Çubuklar, delikli kutu var. Siyah bir kutu var. Şöyle biraz. O zaman bana Half-Life Crossfire günlükleri niye çıkmadı diye sormayın. Evrime kızın. Dağıtayım hatta, değil mi? Şöyle yapayım. Evet. Çıktı çubuğumuz. Allah. Çubuğumuz var. Ben şu kutu var. Boş bir tane şey demedim var. Ki. Ha, editlemeyeceğim demedim ki. 26'sında yok. Editleyip giderim. Öyle okus okus yapıyorsun. Evrim 27'sine yetişmezse senin suçun. Hop, buradan tada. Çiçek kalemin içinde. Şey çıkıyor. Çubuğun içinde. Ha, mıknatısı var altında, oraya yapışıyor. İşte her ürünü anlatan bir tane you must practice falan diyor. Hani bu bayağı uzun. Her şeyin anlatıldığı. Bence eğlenceli ya. Ben evet, çok merak şimdi... Ben şey yapıyorum bu arada. Gizli gizli magic öğreniyorum. Burada böyle her yayın 3 tane illüzyon falan yapmayı düşünüyorum size. Yakında patlar. Yeri gördüğümüze göre şimdi bunları teker teker şu... Andos harika bir adamsın reis. Seni tanıdığım için çok şanslıyım. İyi ki varsın. Ben de sizi... Siz benim izleyicim olduğunuz için ve bu aileyi kurduğumuz için çok mutluyum oğlum. Enigma 3. ay selamünaleyküm, nasılsınız demiş Ian. Ian'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Saçma sapan bir nicki vardı çocuğun, Ian yapmıştık. Ne güzel evet, bak şimdi evet. Okuyunca. Neydi? İsmi? Şey, Emiral Eren'di falan mıydı? Eren'di diye hatırlıyorum. Ha Eren. Bilmem ne bir şey. Ha, adı ve soyadını Ian diye nick yaptık. Çok güzel oldu bence. Ama mal olduğu için bak bir koymuş sonuna, neyse. 6. ay sevgiler diyor. Haydi. Ufak alanda deneyelim. Biraz zoom yaptık kameraya. Yusuf İlk Berkay, önceliğimiz yine zar mı şimdi bu? Burası kandiliniz mübarek olsun diyor. Nasıl bir şey yapacağız? Ha. Arkadaşlar 24 saat yayın kararının yayının 4. saatinde vereceğiz. 20 saat daha devam edelim diye. Şu an 1 saat 10 dakika olmuş. Çok saçmaymış lan. Bunun numarasını anlatayım. Sihirbazlık yapıyoruz. Hokus hokus. Abrakadabra hop bak bir sürü dağıldı. Çok saçma oldu ya. Nasıl toplanıyor şöyle? Evet, ilk numaramız buydu. Yanlış anlatmışım. Bunu böyle üstüne zarları kapatacaksın diyor. Tamam mı? Ama içinde. Oha. Yani şu şöyle olacak dışarıdan bakınca. Sonra diyorsun ki bak sana işte sihirbazlık yapacağım. Ne var bunda işte? Zar var. Görüyorsun, üfle diyorsun. Elini böyle kapatıyorsun. Kalkılıyorsun. Hop bak diyorsun bir sürü tada böyle bir s**m oldu işte. Parçalandı. Ondan sonra wow yapıyorlar. Tabii böyle y**k gibi anlatınca hiçbir s**e benzemiyor. İşte maharet aslında burada sihirbazların. Yoksa bir s**im yok yani. Güzel tamam. Evet gelelim bir diğer şeye. Bu neymiş? Evet. Mermi mi var orada? Kral ne oldu ya? Aa. Şekil ha. Bu güzel. Bu okey. Temel mantığı şu. Zaten buradaki duruyor sabit. İçinde bölünmüş hali var. Müthiş ya. Sektöre hoş bu güzel, geldin. Bu işi yapar. Benim anlamadım. 350 tane ne var bunun içinden bakayım ya. 350 evet. Farklı sihir mi varmış? Evet adeta bir s**me benziyor. Ne ki bu? Anladım. Cantu. Efendim? Magic öğrenmenin sorununda belki keser misin canlı yayında? Kanka ben onun bir videosunu izledim. Yanlışlıkla kadını kesiyorlar. Yani onun sırrı şey ya. Bak ben size onu paint'ten açıklayayım. Çok fena ya. Aha, paint geliyor. Herkes çağırın. Paketlerinizi hazırlayın. Kardeşim şimdi adam kesmenin ya da kadın kesmenin sırrı şu. 3 boyutu çok güzel çizi vereyim ben böyle. Kadından anlatır mısın rica etsem? Tamam kadın kesiyoruz bugün. Genelde kadın kesiyorlar diye. Arkadaşlar mekana gireceksiniz güzel bir masa tamam mı? Oraya çörekleneceksiniz. Allah belanı vermesin. Kırmızı. O 3 boyut olması çok iyi oldu ama bambaşka boyut kattın abi paint'e. Evet. Kanka mühendis olduğum için 3 boyut çizerim yani. Rezalın da buraları. Öğrenin. Bu içine yattıkları yer. Allah'ım çok eğleniyorum şu an. Niye eğleniyorsun abi? Komik bir şey mi var? Ha, komik bir şey varsa anlat biz de gülelim. Abi. Öğrenirken eğleniyorum. Burası testere. Tel testere. Bitsin bu gurbet. Sapı olsun testerenin. Bu testere tamam mı? Abi şimdi. Şey neydi o? İlk çağlarda mı yapmışlar o testere? Kardeşim, İlk testere bu. Bu
kadar oluyor işte amına koyayım. Taştan yapmışlar. Ejderha kemiğinden mi yapmışlar? Dinozor kemiğinden mi yapmışlar? O ne? Kadın da çizmiş ya. Bak benim testleri çok güzel. Şey vardı ya Supernatural'da. Kane'in bıçağı, ona benzedi valla. Evet evet. Bir kadın çizeceksin. Kutunun içine uzanacak. Kadının kadın. Biraz gövdesi uzunmuş ama bak. Kollar kafada. Abi kadın da... olduğunu belirtmen çok iyi oldu çünkü. Yazdım. Anlamayanlar için bir erkek abi, anlamayanlar için yazdım buraya. Kadının sol bacağı yok galiba. Ha. Bu da kadın. Dolunay çizdi diyorlar ama. Tamam. Dolunay çizdi iyiymiş ben. Arkadaşlar kadın olduğunu sarı saçlarını anlayabilirsiniz. James Hetfield değil bu. Kadın bu. Niye? Metin Rengi nerede? Sihirbaz bu. Sihirbaz. Gözüküyor ya. Seherbaz. Çok boktan oldu siktir at. Alnına da şey çizsene abi. Şey şimdi bu ablayı kesecekler. Nasıl yapıyorlar? Buradan koyuyor testereyi. Sonra şöyle oluyor. Kestikten sonra. Buradan koyuyor bu taraftan. Bu kutuyu çıkarıyor. Çekiyor böyle. Sektöre tamam hoş geldin. Ha burada kadının ayakları oluyor. Aa ayakları önemli. Burada. Tamam mı? Nasıl oluyor? Bu kadın çok aslında jimnastik eğitimi almış, bedenini bükebilen bir kadın. Bu kadın nasıl sığıyor biliyor musunuz oraya? Şöyle oluyor. Kutuya giriyor, 3-4 saniye sonra kesiyor adam. Kadını tekrar çizeceğiz şimdi. Ayakları güzel çizmeme sebebin şey mi abi? Birilerinin ayak fetişizmi falan var. Kırmızı yapalım. Elleri bunlar. Böyle bükülüyor bedeni. Bunlar da ayakları, tamam mı? Kadın buraya bu şekilde sığıyor. Ondan sonra sihirbaz buradan kesiyor. Tak. Mesela David Copperfield geldi kesti. Kadın aslında burada. Kadını kesmiş oluyor. Sonra tekrar birleştiriyor. Bak onu da şöyle yaparız. Geri aldım. Hani canlandırıyorum. Magic show yapıyorum şu an size. Geri aldık. Kadın ondan sonra uzanıyor tekrar. Buradan çıkıyor kutunun içinden. Şurayı kesiyoruz böyle. Buradan çıkıyor. Sihirbaz seni duyamaz. Bir tane sihirbazlık şovunun bir tanesi. Kadın tam uzanamadan kesiyorlar testere. Kadın ölüyor. Sektöre hoş geldin. Ah. Nasıl sihirbazlık hiç beklemedik bir şey çıktı. Sana bak böyle böyle sarı yeşil ama dönmedi bu. Onu da biz söylemeyelim arkadaşlar. Böyle oldu. Nasıl? Şaşırdın değil mi? Her zaman söylemedim. Evet. Şimdi bu sihirbazlık olayı aslında bayağı milattan önce mi? Değil mi? Milattan önce 2500'lüklere falan gidiyor. Yani el çabukluğu bilmem ne tarihte varmış. Bu arada Prestij filmini izleyen vardır aranızda. İzlemeyenlere özel mesajla önerim, mutlaka izlesinler. Ben de çok tavsiye ediyorum. Prestij filmini sektöre mutlaka izleyin. Sektöre milattan 2500 yıl öncesine kadar. Batura 21. ay. Frozen Legends. Tabii o zaman da bak kanka sana bir numara yapacağım diyorsun böyle. Ne yapıyorsun kanka? İşte bak ta daha 3'e böldüm kabilemi diyorsun. Sonra seni direkt asıyorlar. Cadı a**ına koyayım bu diye. O zaman tabii fazla popüler değilmiş. Sadece işte hani striklerde, gösteri yapanlarda ya da işte o zaman abra kadabra ne s**imse işte. Ya kürek. Tada yok oldu. Bu kutu bende de vardı. Gazete satıyordu. Hürriyet gazetesi. Bundan 15 sene evvel. İçine bir şey koyuyorsun. İki tane şey var içinde. Magic bak. Ya öyle bakar. Aa, açmış zaten. Şöyle iki tane çekmece var. Ben bu çekmeceyi peki nasıl kontrol ediyorum? Hayatını izleyeyim filmlerden. Bak şurası ya. Şu çok az bir çıkıntı var burada. Christopher Nolan'ın ya bayağı iyiydi. Şurası oynuyor. Aa, anlamışlardır ya. Şu alt tarafıyla. Bunu böyle kapatıyoruz. Lan renklere bak ya. Ben hayatımda bu kadar yarrak gibi renk bir arada görmedim. Şuna bak. Buna bakalım bu neymiş. Evet. Gel görmedin. Şuna bak. Bak yarrak gibi bakalım. Renk diyor şey. Masayla aynı renk. Bak şimdi bir tanesi. Bir arada görmedin. Şuna bak. Buna bak. Bir arada görmedin. Şuna bak. Buna... Ah kaçır. Gördünüz siz. Şuna bakalım bu neymiş. Evet. Geldik en boktan numaraya. Bu neymiş biliyor musun? Bunu sorduk. Baktık. Şimdi ben diyorum ki sen bir renk seç. Bana ver kutuyu. Kırmızı mesela değil mi? Bana göstermiyor normalde. Ben ama böyle kutuyu şöyle kapatıyorum. Kapatıyormuşum. Fakat böyleymiş. Bunu da böyle alnıma tutuyormuşum böyle işte. Hmm, acaba ne bildin? Tada kırmızı mı? Hani buna wow oğlum nasıl yaptın falan filan helal olsun diyen arkadaşınız varsa direkt beğeniz muhatap olmayın. Bakın. Anlamadım. Ondan sonra bana geliyor. Çok küfür ettin. Çocuk etkilenmiş. Evet gelelim bir bak gibi bir şeye daha. Bu ne? Bak şimdi parayı buraya koyduk değil mi? Burası bunu para düşünün. Bunu böyle kapattık. Ta daha deyip. Sonra diyorsun ki ben bunu buraya saplayıp içinden geçireceğim. Bak buraya girmesi gereken yerde çarpıklamışlar. Şöyle koyuyorsunuz.
Hop tada 1, tada 2. Bold içindeki para gidiyor bak. Deldik parayı. 4. Helal olsun. 5, 6. Reka 14. ay yayınlar alma sektörü diyor. Batu ay gelmiş. Işte onun gibi şey. Frozen Fort 19. ay Cantu. Tada. Bu şiir Boldu pek para. Değerli Alp'e hepsini gelsin. Geçirdik. Boldu para Ezgi. Öyle ya bir sokayım işte. Ki dışarıda hiç kalmasın. Düşmanın bağrına hançerim. Para duruyor. Bu güzelmiş. Bunun mantığı ne biliyor musun? Herkese vermektesin. Anlatınca hayal kırıklığı yaşayacak. Biri de bana versen alçalmış. Altın para. Olsun. Bunu tepeden basınca ilkinde. Para zaten dik konuma geliyor. Şu dik halde gelince de herkese vermektesin kanka. Hepsi etrafından, sağından, solundan geçiyor. Tam bunları çekince bu tekrar düşüyor. En son bunu diyeceksin. Rahat mı Batu? Ta 40 yaşına kadar evlenmemişsin. Şey dedi. Evlenince belki dedi alkolü bırakırım, değişirim. Yani şey zannediyor herif evliliği. Şey de evlenince bir çıkartsın düzelecek. Ya. Hep böyle diyor. İnsanlar hep o bu hikaye. Reklam. Tamam Red olmaz kardeşim. Red bu var. Hikayeye bak. Ezgi bundan ne renk? Bak şimdi. Mor ve sarı. Bak bakalım mor ve sarı mıymış? Aman da aman. Hop. Magic. Bu ne ya? Ya tam oturunca değil işte altında nasıl satayım. Böyle böyle yapıyorsun. Tada. Şaşırman lazım. Ya. Süper. Ya bir şey söyleyeyim yemedim. Para tuzağı koyayım. Başka bir şey değil ya. Bunu da abi ama o hologramlı saatten falan çok daha iyi bence bu ya. Gerek ya bu ne bileyim bok gibi evet, şeymiş en azından verdiğim paranın karşılığı. Evet geldik. Çoğunuzun porno filmlerden alışkın olduğu. Neyse çoluk çombalak izliyor hiç şimdi yapmayın. Bakalım bu neymiş? Top var. Bu el çabukluğu gerektiren bir şey. Bak şimdi bunu böyle atıyoruz diyorsun. Hop işte şöyle el çabukluğu falan şöyle atıyorsun topu kendine atıyorsun. A**ına koyayım nerelere gittin ya. Sonra işte bunu elin altına mesela diyorsun ki bak top burada. Aa evet diyor top burada. Sonra üfle diyorsun. Yani işte ne s**se. Abrakadabra yapıyorsun. Okus pokus yapıyorsun. Bak diyorsun top elinde. Vay yapıyor. Diyorsun ki senden kralı yok amına. Oradan bir şey mi çıkıyor? Hayatımda tanıdığım en iyi sihirbazsın diyorsun. Ya ben çocukken falan böyle hiç mesela sihirbazlık etkilenmezdim. Şey yapmazdım. Sadece para, burnundan para çıkarma muhabbeti vardı. Onu da bizim bir arkadaşın babası hep böyle şey yapardı. Hani el çabukluğuna, sihirbazlıktan değil anaokulunda. Çocuğun işte kulağından para çıkartırdı. Burnundan para çıkartırdı. Bir gün Deniz diye bir arkadaş vardı. Sektöre hoş geldin dövdü. David Copperfield hani demiş eyvallah. Vurdukça para çıkar herhalde bundan falan diye ama 5-6 yaşında falanız yani. Öyle bir dövmüştü sonra babası bir daha yapmadı. Anaokulunda öğretmen işte şey demişti. İşte gelip burada çocukların adam da gariban yani şey çocuğuna böyle şov yapıyor. Sonra çocuğu getirdi kendi dayak yedi. Hani bir daha yapmayın böyle çocuklar etkileniyor falan diye. Bizim millet öyle yani. 5 yaşındaki adam. Kırmamış herhalde. Evet biz bunu yaklaşık 25-30 dolara falan aldık. Götümüze gitti. Ulan plastik zaten. 150 liraya değer mi? Pahalı gibi ama ürünler gene çalışıyor değil bence yani. Değmez mi? O zaman hazır mısınız? Çok güzel bir counter maçını önce kasa kap yaparız. C4K, Raidoman 12. ay 1. yılımızdan selam. Öncekini kim? Kendi adım da Tugay Meriçli. Hatırlıyorum seni. Nasıl olmuş? Anlamış Japonca'da Tugay demek diyor. Raidoman. Raiden. Daha güzel olmuş abi. Evrimin Shinka da evrim demek mesela. Neon 4. ay. Zeon geldi aklıma. Abi ona benziyor çok yazdım. Sonra. Abi şimdi benim YouTube nickim Shinka. Tamam mı? Bu insanların aklında çok kalmıyor. Hı-hı. Ama benim kendi ismimin de başka anlamları var. Böyle işte evrim teorisi falan gibi şeyler var ya. Ben bu YouTube kanalının adını ne yapacağım? Evrim Aydoğan ya da Shinka olacak. Ya marka adını hiç değiştirmeyeceksin ya da Evrim Aydoğan olacak. Enes Batur, Orkun Işıtmak onlar gibi yani. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi işte Enes Batur, Orkun Işıtmak bunların hepsi normal isimler. Adamların ismi güzel ya. Benim ismim Evrim. Çok mantıklıydı gerçekten. Ay ay. Bir dakika. Post atıyordum ben bu arada. İzleyiciler söylesin abi. Onlar bilir yani. Esas komite onlar. Birisi şey dedi mesela. Evrim amına koyayım senin ya. Sen mal adamsın dedi. Teşekkür. O biraz ayıp olmuş. Shinka kalsın o zaman ya. Sağ olun chat. Kalsın kanka bir şey olmaz. Kalsın Shinka. Shinka güzel var. Ne diyorlar başka? Tamam, İyi ya. Evrim Shinka diyen var da o yani evrim oluyor benim kafamda. Yok abi. Evrim Shinka'yı ben bulamıyorum mesela. Mesela ya Shinka yazıyorum ya Evrim Aydan yazıyorum. Evrim Shinka olmuyor. Evet Evrim Aydan yazınca da çıkıyor benim kanal. Bugün bu arada Discord'da muhabbet gecesi yaparız. Bütün ekibi toplarız bir sohbet odasına. Ben de olurum orada. Böyle bir saat. Bütün sorularınızı falan cevaplarız mesela. Donate'le soru soramayan adamlar oluyor. Onlar gelip sorar sorularını falan. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ondan sonra Cimo. Şöyle yapalım. Girin Counter'a girdiniz mi abi? Ben de oyunu Counter'a alayım. Evet. Makine mühendisi 20. ay. Eyvallah çok sağ ol.
Shinka USS. NDNG Evrim Shinka. Aha! Evreka lan bulduk! Evreka. NDNG Evrim Shinka. Ha. Olmaz o. Olmaz o. Kanalın adına Sagopa ve Ceza Barış'ın yapıyor. Şimdi izleyeceğimiz iki tane daha şey var, sonra yayına geçiyoruz. Biraz çok özel bana bir hareket. Bana az önce arkadaşlar şaka yapmış. Teşekkürler. Çok özel bir hareket göstereceğim size. Hadi bakalım, challenge time ha. Bunu yaparsanız direkt ıslanıyorlar, düşüyorlar. Canım çekti şu an. Ben düştüm şansım. Yeri koyarsınız. Tamam. Chat, vak hazırlayın vakları. Oğlum niye ilkinden alıyorsunuz? Eyvallah. Canto abi. Kim attıysa dev mi almış bu arada? Kesin demiştim orayı. Efendim Berk. Ben içeri gittim geldim de o sırada sen şey hatırlat demiştin. Flick turnuvasını. Tamam. Onu söyledin mi? Eyvallah, hatırlatırım şimdi. Şu bahsettiğim köpek olayını bir izleyin ya. Çok garip beyler bak. Bir tane kavşak var. Olay yeri inceleme gibi geliyor iki tane köpek. Bakıyor gidiyor. Aynı yer. Hemen 2 saniye sonra geliyorlar ama bak. 2 tane köpek. Bobese ıslanmış burada, bulanık. Selam verip geri dönüyorlar abi. Saygıyla. Öteki geç geldi bu sefer. Hiçbir kazayı kaçırmıyor adamlar ya. Çok enteresan değil mi? Orada o kadar kaza oluyorsa köpekleri çekeceklerine bir ışık falan koysarmış. Kanka ne bileyim işte. Sonradan vardılarsa o şeye. Vakıf oldularsa. O zaman kim global oluyor bugün? Senderen Süprem misin? Sektöre Süprem hoş abi, bende sıra. Teşekkürler. Şöyle yapalım. Kasa. Son birkaç oyunum da iyi geçti hak ediyorum. Hak ediyor mu biraz? Olma. Hak ediyorum lan tamam. O zaman bir kasa kapla başlarız. Bugün bıçak çıkacak lan. Bayağıdır çıkmıyor değil mi gene? Bayağıdır abi. Diren'in AP'si 7. ay. Diren'e selam söyle, chatte banımı açsın, seviyorsun diyor. Bok yemiştir sen, banlamıştır o da. Söyleriz bakalım bura. Deep Turkish Web'te ne var? Çok güzel bir şey var mı? Herkes yazdı ya, ona da bakalım olmadı. Geçmeden. Sagopa'yla ceza vardı. Değil mi? Onunla ilgili var. Ooo bakarız. Onu ben çok seviyorum. Benim için rapçiler onlar yani. Onun nedeni ne Direncan abi? Sen de rapçisin bilirsin. Sen bir onu tam açıklasana onu? Diren. Evet. Neydi o? Söylentiler üzerinden gidiyorum. Kolyan'ın söylediği kadarıyla cezanın çok ağır bir küfürü var Sagopa'ya. Çok ağır. Nasıl? Onun 7/24 küfür ediyor onlar birbirlerine. Nasıl ağır evet, edebilir ki ya, yani? Dini değerler üzerinden. Allah yok arkadaşken. Ne olmuş? Aynen. Arkadaşken ettiği için arkadaşlığını kesiyor. Oh. Şey daha dindar herhalde Sagopa. Değil mi? Evet. Eskiden öyleydi. Öyleydi. Değişiyor diyorsunuz bunlar. Peki. Tabii. Bırakıyor. Her şey değişir. Aynı derede iki kere yıkanamaz. Loy loy loy. Glombi. Abi selamünaleyküm. Yayınlar diyor, öpüyor. 6. ay çok sağ ol. Şimdi o zaman bir kasa kap başlasın arkadaşlar. Sizleri sahneye davet ediyorum çocuklar. Ya bir dakika bir dakika. Elinizden bir şey getirin. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Evet, güzel bir kasa kap. Siz de patlamış mısır falan alırsanız sevinirim arkadaşlar. Albin Berk'le bu yayın. Kim ilk kurbanım kim olsun? Isınma kasası açacak bir tane. Ben seçiyorum. Sektöre hoş geldin. Kurbanım geldi. Kim olsun? Kriptonik 16. ay selamlar güzel insan Berk'e de. Selamlar diyor, çok sağ ol. Keşke bunu açmasaydım. Keşke turnuva sırasında, maçlar sırasında açsaydım. Üzüldüm şu an.